أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Gökler ve yer dolusu hamd alemlerin Rabbi olan Allah'adır. Ancak ona ibadet eder ve ancak ondan yardım dileriz. Salat ve selam Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, ailesine, ashabına, kıyamete kadar gelecek mümin erkek ve mümin kadınların üzerine olsun. Hasaten Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti siz değerli abilerimin, kardeşlerimin ve hocalarımın üzerine olsun. Buraya teşrif ederken attığınız her adım sayısınca Allah katındaki kusurlarınız affedilsin. Yine buraya teşrif ederken aldığınız her nefes adedince Allah katındaki izzet ve şerefiniz artırılsın. İnşallah buradan evlerimize geri döndüğümüzde aile halkımızı sıhhat, huzur, hidayet bulmuş şekilde kavuşmayı Allah hem size hem de bana nasip etsin. Değerli kardeşlerim, İbni Şumase el-Mihri şöyle demiştir. Amr bin As radıyallahu anh'ın ölüm döşeğindeyken yanına vardık. Artık sekerat anları, kardeşlerine kavuşma zamanı gelmiştir Amr bin As için. Uzun zaman ağladı, ağlamasının akabinde yüzünü duvara doğru döndü, kendini bizden gizledi. Oğlu dedi ki, ey babacığım, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem seni şunlarla müjdelerken sen neden ağlıyorsun? Allahu Ekber. Sen Peygamber aleyhissalatu vesselamın ashabından bir parçasın. Sen Allah'ın dininin hizmetkarısın. Allah azze ve celle senin elinle nice bölgelerin fethini gerçekleştirdi. Neden ağlıyorsun deyince Amr bin As radıyallahu an yüzünü kendisini ziyaret edenlere döndü ve dedi ki, şüphesiz ki hazırlamakta olduğumuz şeylerin en hayırlısı La ilahe illallah Muhammedur Resulullah sözüdür. Allahu Ekber. İçten, samimi, ihlaslı, sadece ve sadece alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle'yi memnun etmek için söylediğimiz La İlahe illallah sözü ve bunun için ödediğimiz bedel. Ancak dedi, benim hayatımda 3 tane menzil vardı. 3 yol sahibiydim. Bir vakitler Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme karşı İnsanlar içerisinden en şedid düşman bendim. İmkanımı bulup da onu öldürmem en hayırlı amellerimin içerisinde sayardım. Eğer bu hal üzere ölseydim muhakkak ki cehenneme uğrayacaktım. Sonra Allah kalbimi İslam'a açtı. Dikkat edin Müslümanlar. Sonra Allah kalbimi İslam'a açtı. Kimin? Peygamber aleyhissalatu vesselama karşı şiddetli bir öfkeye ve düşmanlığa sahip olan bir adamın. Kimin? Yeryüzünde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi öldürmekle en büyük icraatını gerçekleştireceğine inanan adamın kalbini Allah İslam'a açtı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme geldim. Dedim ki ya Resulallah sağ elini bana doğru uzat sana beyat edeceğim. Aleyhissalatu vesselam sağ elini bana diyor uzattığı an ondan diyor geri çektim. Dedi ki ey Amr bunu yapmandaki sebep nedir? Neden böyle bir şey yapıyorsun? Amr bin As Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme döndü, dedi ki ya Resulallah af olunmak istiyorum. Allahu Ekber.
bağışlanmak istiyorum. Beyat edeceğim. Allah'a ve Resulüne teslim olacağım. İstikamet üzere yürüyeceğime dair alemlerin Rabbi olan Allah'ı şahit tutacağım. Ama bugün öyle bir fırsatı yakaladım ki, bugün öyle bir an ki, bugün sen benim için dua ettiğinde inanacağım ki Allah beni affedecek. Şartlı değil Müslümanlar. Allah beni affetmezse ben iman etmeyeceğim demiyor. Bugün o gün. Allah diyor beni affetsin diye bana dua et. Peygamber aleyhissalatu vesselam bütün günahkarların ve mücrimlerin kalplerine bir mühür olarak vurulması gereken şu sözleri söyledi. Dedi ki bilmiyor musun ey Amr? İslam geçmiş günahları siler. Allahu Ekber. La ilahe illallah sözüne sadakat bütün günahları siler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti üzere bir hayat bütün günahları siler. İstikamet üzere nefes alıp vermek bütün günahları siler. Devam etti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Dedi ki hicret ve hac ondan önceki dedi bütün günahları temizler. Allahu Ekber. Dedi ki o andan itibaren Peygamber aleyhissalatu vesselam bu müjdeyi verdikten sonra bütün günahkarların, bütün mücrimlerin, bütün fahşa sahiplerinin, alemlerin Rabbi olan Allah beni affeder mi diye soranların, Allah beni affetmez diye zanlarda bulunanların, şeytanın turuvatına binip de Allah'tan arşın arşın uzaklaşanların alnına mühür olarak vurulacak bahtiyar bir sözü söyledi. Dedi ki İslam, Allah'a iman, Allah'a itaat, Resul'ün yolunda yürümek, geçmiş bütün günahları affedecek. Allahu Ekber. Öyle dedi Allah Azze ve Celle. Peygamber aleyhisselam öyle bildirdi. Tirmizi öyle yazdı kitabına. Allah buyurdu dedi ki, ey kulum, af dilersen seni affederim. Bağışlanmak istersen seni bağışlarım. Günahlarının çokluğuna bakmadan, günahlarının çokluğunu hesaplamadan, günahlarının çokluğunu önüne koymadan, günahlarını tekrar sana ishar etmeden, günahlarını tekrar ahirette yanına getirmeden seni affederim. Yeter ki af dile. Yeter ki dön. Yönünü, kalbini, yüzünü alemlerin Rabbi olan Allah'a çevir. Allahümme ahfirli de, Allah'ım beni affet de, beni bağışla de, hak etmediğim olsa da affet de, ben seni affedeceğim. Velev ki dedi günahların dedi bulutlara kadar yükselsin. Allahu Ekber. Değil burnunun ucu. Velev ki dedi bulutlara kadar yükselsin. Velev ki dağlar ağırlığınca olsun. Velev ki denizlerin genişliğince olsun. Velev ki kum taneleri adedince olsun. Allah dedi ki ben seni affedeceğim. Sen bana yer dolusu günahla gelirsen, sen bana yer dolusu günahla gelirsen, şu kainatın her bir metrekaresini dolduracak kadar bir haramla gelirsen, ben sana merhametle gelirim. Allahu Ekber. Ben sana merhametle gelirim. Yeter ki dedi bana, şirk koşma Allah Azze ve Celle. Bunu bütün günahkarların kalbine mühürlemek lazım. Bunu Allah'tan ümidini kesenlerin alnına yazmak lazım. Beni Allah affeder mi diyenlerin kapılarının üzerine varaklarla, altın harflerle yazmak lazım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Amr bin As'a mücrim olan adama, günahkar olan adama, Allah'a ve Resulüne düşmanlıkta haddi aşmış adama, Peygamber aleyhisselamı öldürmenin en büyük icraat olduğunu iddia eden ve inanan adama dedi ki İslam senin bütün geçmişini siler. Allahu Ekber. İslam bütün geçmişini siler. Sonra döndü dedi ki vallahi o andan itibaren Peygamber aleyhissalatu vesselam insanların içerisinde en sevimlisi ve en büyüğü gözüme gelmeye başladı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'i gözleri gördüğünde şeytanı ve iblisi görmüş gibi kaçan, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme yan yana kaldığında
şu alem içerisindeki en büyük düşmanla oturduğunu zanneden Amr bin As. Peygamber aleyhissalatü vesselama diyor ki şimdi sen tabir yerindeyse insanların içerisinden bana en sevimli olansın. Bu bahtiyar müjdeyi verdiğinden dolayı. Dedi ki hayamdan dolayı, utanmamdan dolayı onun yüzüne doya doya bakamadım. Öyle bir imana, öyle zarif bir ahlaka sahip oldu ki artık Peygamber aleyhissalatü vesselamın yüzüne bakamıyordum. Eğer bana deseniz ki peygamberin son halinden bahset. Peygamber aleyhisselamın son simasından bahset. Saçlarından bahset, sakalından bahset, yıpranan bedeninden bahset, yorgunluğundan bahset. Ben dedi asla size onu vasfedemem. Eğer dedi bu hal üzere ölseydim umuyorum ki cennete giderdim. Allah'a emanet. Yok mu Müslümanlar? Secdelerde alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle ile konuştuğunuzu hissettiğiniz anlarınız yok mu? Mescid-i Haram'a yöneldiğinde sanki alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle'nin sizi tamamıyla gördüğüne, tamamıyla işittiğine, tamamıyla size cevap verdiğine ve o mescitten ayrıldıktan sonra af ve mağfirete tamamen kavuşacağına inandığınız anlarınız olmadı mı? Yolda yürürken keşke ölüm meleği gelse şu an. Ey insan! Alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle'nin seni cennetle müjdelemesine sevin diye nidasını işitmek istediğiniz anlarınız hiç olmadı mı? Vallahi de oldu. O başın secdeden kalkmasını istemediniz. O iftar sofrasından ayrılmak istemediniz. O gece namazının lezzetinden kopmak istemediniz. O davet çalışmalarının içerisindeyken çektiğiniz acılar size büyük imanları getirdi. Dediniz ki o an ölseydim umuyorum ki cennete giderdim. Yok mu Müslümanlar öyle anlarınız? Allah'a zikrederken, Allah'a şükrederken, Allah'ı yüceltirken, keşke şu an ölsem de, şu bedbaht alemin içerisinden aziz ve celil olan Allah'ın rahmetine kavuşacağım anlar gelse de dediğiniz anlarınız yok mu? Amr bin As onu kastediyor. Eğer o an ölseydim, paçayı kurtarmıştım. Amma diyor. Bu ikinci haliydi. Amma diyor. Üzerime diyor öyle bir hal aldım ki diyor. Öyle bir hal aldım ki. Neyden bahsediyor? Hazreti Ali ile Hazreti Muaviye arasındaki hakem olayını kastediyor. Öyle bir işin içerisine girdim. Öyle bir ihtilafta hakemlik yaptım. İnsanları öyle bir yöne yönlendirdim. Öyle bir usul ve kaide koydum ki. Bilemiyorum. Halim kıyamet gününde nice olacak Allah'a. Kararı verdim. İnsanları bir yana, bir menzile sürükledim. Evet fitne belki bitti. Belki fitne ortadan kalktı diye düşündüm. Ama Allah benim bu halimden dolayı nasıl hesaba çekecek? Bunu da diyor bilmiyorum. Sonra döndü. Dedi ki öldüğüm zaman yani ruhum artık bedenimden ayrıldığı zaman bana dedi ağıtçılar tutmayın. Araplarda adetmiş. Parayla ağıtçılar tutarlarmış. Kimin arkasından çok ağlayanı olursa o insan o bölgenin en asil, en güçlü, en zengin, en otorite adamı veya kadını sayılırmış. Sakın, sakın dedi bana böyle bir şey yapmayın. Bana ağıtçılar tutmayın. Ve dedi beni kabrime koyun. Toprağı dedi güzelce dedi üstüme örtün. Sonra dedi kabrimin bulunduğu yerde bir deve kesin, etlerini taksim edene kadar fakir fukaraya insanlara dağıtana kadar da yanımdan ayrılmayın ki sizle ünsiyet halinde olayım. Allah'a ekber. Beni yalnız bırakmayın. Ben Mekke'nin çöllerinde çok yalnız kaldım. Amr bin As için söylüyorum. Medine'nin dar sokaklarında çok yalnız kaldım. Savaş meydanlarında, cihat meydanlarında, Mısır'da, bilmediğim diyarların sokaklarında çok yalnız kaldım. Çok geceledim, çok yalnız yattım. Yanımda kimse olmadı ama o gece beni yalnız bırakmayın. Beni tek başıma bırakmayın. Beni benle bırakmayın. İnsanın en zor anlarından bir tanesidir. Münker ve Nekir'in kendisini sorgulayacağı an.
Allah'ın razı olup olmadığının ispatının, burhanının gerçekleşeceği an. Dedi sakın beni orada yalnız bırakmayın. Sizle dedi ünsiyet halinde olayım ve Rabbimin elçilerine karşı bana yardım edin. Güç alayım sizden. Kardeşlerim bu hadis Müslim'de geçen sahih bir rivayettir. Şu kainat içerisinde nice insanlar vardır ki günahlarıyla amel defterine kara lekeler çalmışlardır. Allah'a kul olmaları, Allah'a itaat etmeleri, Allah yolunda yürümeleri gerekirken şeytanın, iblisin bineğine binerek haramların birinden çıkmadan diğerine girmişlerdir. Hayır üzere, Allah'ın peygamberlerinin istikameti ve yolu üzere yürüdükleri müddetçe mutlu olmaları gerekirken onlar nefislerinin gölgelerini takip ederek hem kendileri mutsuz olmuşlar hem de etrafındaki insanları mutsuz etmişlerdir. Vallahi Kur'an bu tip insanlardan birçok yerde bahsetmiştir. Mücrimlerin kalpleri daralmaktadır. Günahların kalpleri yetmez hale gelmektedir. Siz onları gülerken, oynarken, şakalaşırken görürsünüz ama onlar bir ölümden çıkıp bin ölüme doğru yürümektedirler. Kalp acıları ve sızıları çok fazladır. İçinde bulundukları acıları dindirmek için haramların daha diplerine doğru kulaç attıkları müddetçe de acı ve sızıları daha fazla artmaktadır. Şahit olmadınız mı Müslümanlar? Kendi nefsinizde görmediniz mi? Ne zaman Allah'ın yasaklarını işledik, Allah Azze ve Celle üzerimizden öyle rahmeti, merhameti, sekineyi, huzuru, huşuyu çekti. Hem yürürken, hem otururken, hem namaz kılarken, hem Allah'ı zikrederken. Ramazan'da insanlar ulvileşerek, alemlerin Rabbi olan Allah'a koşarlarken, bizim adımlarımız zayıfladı günahların içerisinde. Öyle değil mi abiler? Özellikle fıskı fucurun içerisinde, fahşanın içerisinde, kötülüklerin içerisinde, daha da büyük günahların sahiplerine, daha da üst seviyede hataların sahiplerine yöneldiğimizde ne diyecekler biliyor musunuz? Vallahi de bizim tek derdimiz şu an içimizdeki manevi burhanlardan çıkmaktır. Neden? Çünkü bindikleri kötülük trenleri onları bozgunculuğun olduğu istasyonlara ulaştırmıştı. Bakın haramların küçüğünden en büyüğüne kadar ilerlemelerinin tek sebebi içerilerindeki umudu tekrar yeşertebilmek. Yanlış mı söylüyorum abi? Ama battıkça artık nefes alamaz hale geldiler. Harama daldıkça hayattan zevk alamaz hale geldiler. Yanlışa sürüklendikçe toprağın altı toprağın üstünden evla olmaya başladı. Yolda yürürlerken dediler ki Allah'ım benim canımı tez bir şekilde al, beni öldür de şu içerisinde bulunduğum zilletten kurtulayım. Olmadı mı Müslümanlar? Peki ne zaman kurtuldular? Ne zaman nefes almaya başladılar? Ne zaman kalplerindeki acı dinmeye başladı? Alemlerin Rabbi olan Allah Azza ve Celle'ye teslim oldukları ilk anda. Yüzlerinin rengi değişmeye başladı. Konuşma şekilleri değişmeye başladı. Yürüyüşleri değişti. Oturuşları değişti. Namaz kılışları değişti. Bakışlarında bir canlılık oldu. Sözlerinde bir ruh belirmeye başladı. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah sözüne içten ve samimi bir şekilde yaklaştıkları an onların üzerinde izzet parlamaya başladı. Bakın kardeşlerim Allah Azze ve Celle kitabında Firavun'un sihirbazlarından bahseder. Musa Aleyhisselam'ın davetinde karşılarında ilk kimi buldu Musa Aleyhisselam? Firavun'un sihirbazlarından. O sihirbazlar ki hem Firavun'u
hem de firavuni sistemleri ayakta tutan en büyük saç ayaklarından biriydi. Halkın gözünü boyayacaklar, firavunlar ulvileşecek ve yücelecek, yaptığı kötülükler ve fahşa perdelenecek. Kimin eliyle? Sihirbazların eliyle. Hokkabazların eliyle. Musalar kötülenecek, Musa'ya gelen vahiy terör unsuru olmaya başlayacak. Kimin eliyle? Sihirbazların eliyle. Ama dikkat edin yine ne olur? Allah Azze ve Celle onların karşısına imanı çıkarttığı an teslim oldular. Ölümü göze alarak. Bizler Musa'nın ve Harun'un Rabbi olan Allah'a iman ettik dediler. Musa'nın ve Harun'un Rabbi olan Allah'a iman ettik dediler. Firavun, eğer benim iznim ve haberim olmadan Musa'nın Rabbine iman ederseniz, benden başka ilahı kabul ederseniz, kollarınızı ve ayaklarınızı çaprazlama kesip sizi öldüreceğim tehdidine rağmen dilediğini yap sözleriyle onu karşıladılar. Firavuni sistemlerin çöküşüne vesile oldu sihirbazlar. Şimdi diyeceksiniz ki buradan ne olabilir ki? Buradan aslında gelmek istediğim mevzu şu Müslümanlar. Dikkat edin. Allah büyük fahşaların içerisinden, büyük günahların içerisinden öyle mücrimleri çıkarttı ki insanlık tarihinde o insanlar ulvileştiler. İman etmez, itaat etmez, edebe ve ahlaka bürünmez denilen nice insanlar Allah'ın verdiği hidayetle yönlerini alemlerin Rabbi olan Allah'a döndüler. Şimdi şöyle düşünün. Firavun'un saraylarındaki ihtişama sahip olan sihirbazlar, Firavun'un sarayında her türlü icraata, yetkiye, etkiye sahip olan sihirbazlar, Firavun'un sarayında her türlü melaneti ve fuhşiyatı işleme gücüne sahip olan sihirbazlar, Firavun gibi iktidarı ellerinin tersiyle itip, makamlarına sırt çevirip, alemlerin Rabbi olan Allah'a dönüyorlarsa, o zaman günahkarların alınlarına ve kalplerine tekrar o mührü hatırlatacağız. Diyeceğiz ki İslam senin geçmişini tertemiz eder. Onların yani Firavun'un sihirbazları o cürmün içerisinde imana kavuştularsa vallahi de Allah Azze ve Celle seni de hidayete sürüklemede muktedirdir. Yeter ki iste ve yönel. Hatırlayın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İsrailoğullarında tefecilikte bir verip on almada maharetli, insanlara zulmetmede, her türlü melaneti ve fahşayı işleme konusunda mahir, kifli hidayete sürüklediyse ve kapısına da, Tirmizi'de geçen rivayette kapısına da Allah kifli affetti burhanını yazdırdıysa Allah, o zaman hangi fahşanın içerisinde olursa olsun Allah Azze ve Celle'nin hidayeti nedeniyle insanlar kurtuluşa erebilirler. Yeter ki isteyin ve yönelin. Yine Peygamber aleyhissalatu vesselam İsrail oğullarından 100 kişiyi öldüren katilin alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle'nin merhametiyle hidayetiyle nasıl o cürümden kurtulmak için çırpınışını anlatmadı mı? Allah Azze ve Celle rahmetiyle onu kucaklamadı mı? Allah Azze ve Celle mağfiretiyle onu yüz yüze getirmedi mi? O zaman ne kadar büyük zulümlerin sahibi olursak olalım, Allah bir kuluna hidayet ettiği zaman onu 180 derece geri döndürür. Tarih, zaman, her şeyle buna şahittir. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme bir adam geldi. Özür dilerim. Dedi ki ya Resulallah, bir insanın işleyebileceği, senin tahayyül ettiğin, bir insanın işleyebileceği bütün günahları işledim. Sen hayal et,
şu yeryüzünde işlenebilecek bir haramı ve günahı düşün, ben onu yaptım. Yok mu böyleleri? Yaşamış olduğu çağa uygun günahların sahibi olanlar yok mu? İnsanların hayal dahi edemediği. Ya arkadaş, böyle günah da mı varmış ya? Böyle haram da mı varmış ya? Böyle bir hal de mi varmış? Vallahi ben bunu tahayyül etsem aklıma gelmezdi. Diyenler yok mu? 18 yaşında, 20 yaşında nice gençler var. İnsanların hayal dahi edemediği, resmini dahi çizemediği günahların sahipleri var. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme böyle bir adam geldi. Dedi ki ya Resulallah, Allah dedi beni affeder mi? Allah beni bağışlar mı? Bu kadar günah işledim. Peygamber aleyhissalatu vesselam döndü, dedi ki Allah seni affeder, günahlarının da dedi ecre döndürür dedi. Allahu akbar. Allah seni affeder, sayfanı bembeyaz yapar. Amel defterinde bir tane kara leke bulunmaz. Ama yetmez. Allah öyle mağfiret sahibi ki, öyle merhamet sahibi ki, öyle lütuf ve kerem sahibi ki, işlemiş olduğun ne kadar günah varsa onları da hayra döndürür. Allahu akbar. Onları da iyiliğe çevirir. Adam bir anda döndü, dedi ki ne diyorsun sen dedi ya Resulallah. Allah dedi bunu yapar mı? Dedi ki vallahi Allah yapar. Tekbirler getirerek Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanından ayrıldı. Subhanallah. O yüzden ey mücrimler diyoruz. Nefislerimize sesleniyoruz. Ey günahkarlar. Allah beni affetmez diyerek günahın her türlüsünü işleme konusunda ruhsatı elinde bulundurduğunu inananlar ve inandırılmışlar. Bilin ki Allah seni de beni de bizden daha büyük günahkarları da affetmeye ve hidayete çevirmeye muktedirdir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından onlarcasını sayarız. Demedi mi insanlar Ömer bin Hattab'ın eşeği iman eder kendisi iman etmez. Peygamber aleyhissalatu vesselam'ı öldürmek için evinden çıktı. Allah ölüyken onu diriltti. Elhamdülillah. Umeyr bin Vehb, Bedir'de öldürülen oğlunun intikamını almak için Peygamber aleyhissalatu vesselam'ı Medine'de fellik fellik arıyor ki öldürecek. Kılıcına zehir sürmüş. Peygamber aleyhissalatu vesselam'a suikast düzenleyecek. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanına ölüyken gidiyor. Allah hidayetiyle onu diriltiyor. Yok mu böylelere? Aha işte ilk okuduğumuz hadisin muhatabı Amr bin As. Şu belki alem içerisinde en son iman edeceğini düşünülen kişi. Kureyş'in, Mekke'nin içerisinde listeler konulsa en son sıraya bile belki konmayacak adam, alemlerin Rabbi olan Allah'ın hidayetiyle dönmedi mi? Allah da onun günahlarını affetmedi mi? Bağışlamadı mı? Vallahi Allah buna muktedirdir. İşte bu insanlar kardeşler, Allah'ın merhametinin burhanıdır. Bu insanlar ümitsizliğin panzehiridir. Bu insanlar davetimizin motivasyonudur. Bu insanlar insanlara karşı aceleci olmamakla alakalı önümüze çok büyük belgelerdir. Elhamdülillah. İşte bu akşam, bu fasıldan sonra, bu ön girişten sonra, bu akşam üzerinden böyle kısaca geçeceğimiz ama olur mu bu abi? Bu da değiştiyse o zaman var ya falanca iktidar sahiplerinde değişme umudu var diyerek bizi inşallah daha kuvvetli sokaklara çıkartacak bir adamdan bahsedeceğiz. Ebu Cehil'in oğlundan bahsedeceğiz. Peygamber aleyhissalatu vesselamın bu ümmetin firavunudur dediği adamın oğlundan bahsedeceğiz. Velid bin Mughire'nin yeğeninden bahsedeceğiz. Allah Azze ve Celle'nin kitabının birçok yerinde müşrikliğini tasdiklediği, onayladığı, müşrikken öleceğinin tabir yerinde ise teminatını koyduğu bir adamın yeğeninden bahsedeceğiz. Halid bin Velid'in
arkadaşından bahsedeceğiz. Amcaoğlu dostundan bahsedeceğiz. Bürokrasinin içinde yetişmiş, bir devlet geleneği olan, çadır kültürü olmakla itham edilseler de kendilerine ait hukukları, yasaları, örfleri, gelenekleri olan ve içerisinden böyle insanları yetiştiren ve yetişmiş bir adamdan bahsedeceğiz. Tövbe edecek, bağışlanma dileyecek, pişman olacak, cihat meydanlarına koşacak ve şehit olacak. Allahu Ekber. Eğer o gün gazeteler olsaydı, çocuklar o matbuyu elleriyle kaldıracaklardı ve diyeceklerdi ki yazıyor, yazıyor. İslam düşmanı Ebu Cehil'in oğlu İkrime radıyallahu anh şehit oldu. Onu diyeceklerdi. Eğer o gün televizyonlar olsaydı, haberler, programlar, filmlerin akışı esnasında ekranın altında son dakika haberi geçecekti. Bu ümmetin Firavun'un oğlu İkrime radıyallahu anh şehit oldu. Eğer o gün telefonlar ve bugünkü teknik olsaydı, insanlar İkrime'nin fotoğrafını çekecekler ve altına şehadet sana ne kadar yakışır yiğidim yazacaklardı. Bahsettiğimiz adam sıradan bir adam değil Müslümanlar. Allah'ın kitabında yerdi, Allah'ın hasım kesildi, Resulünün hasım kesildiği bir ailenin içerisinden çıkan tevvekar bir adamdan bahsedeceğiz. İkrime radıyallahu anh. Allah Azze ve Celle kendisinden razı olsun. Bedir'de serüven başlıyor. Uhud'da, Hendek'te. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme zarar vermek için ordunun bir sağında, bir solunda, bir önünde, bir arkasında mücadele eden bir adamdan bahsedeceğiz. Yeryüzünde Peygamber aleyhissalatu vesselama en fazla acıyı çektirmek için yarışan bir gençten bahsedeceğiz. Babasını, devlet otoritesini bir çınar ağacı gibi, bir çam ağacı gibi yere düşüp de geberdiği anı görerek Peygamber aleyhisselama kinle, nefretle, öfkeyle bezenen bir adamı göreceğiz. Deseydiler tarihte Ebu Cehil'in ailesinden iman edecek birileri çıkar mıydı? Tarihe şahitlik yapanlar diyeceklerdi ki asla. Velid bin Mughira'nın Allah'ın kitabında yerdi, küfrünü ishar etti, düşmanlığını ortaya koydu. Bir adamın ailesinden iman edenler çıkar mıydı diye sorulsaydı, insanlar diyeceklerdi ki asla ve kata. Ama Allah dedi ki hidayet sahibidir. Hidayeti insanların önüne çıkartır, kalplerine koyar ve onu İnsanların gözünde ulvileştirir. Elhamdülillah. Bugün yeryüzünün neresine bakarsanız bakın. Zorbalığıyla nam salmış insanlar, şu an Suriye, Esed, Esed'in ailesi içerisinden iman eden bir tane Müslüman çıkabilir mi? Mümin bir erkek veya mümin bir kadın var olabilir mi? Esed gibi zalim bir ailenin içerisinde İslam'ın bayraktarlığını ve sancaktarlığını yapacak yiğitler çıkar mı diye sorsak, bugün siz de dersiniz ki hayır. Yok dersiniz. Amerika, İngiltere, İsrail, dünyanın neresinde bir zorba varsa isimlerini tek tek buraya koyalım. Onların içerisinden bir kimsenin asla İslam üzere olmayacağına hepimiz şahitlik ederiz. Yanlış mı söylüyorum? Ama Allah muktedirdir. Kalpler Allah'ın elindedir. Allah'ın karşısında bir kalp çölün içerisinde rüzgarlarla savrulan bir tüy gibidir.
Allah dilerse sağa, dilerse sola götürür. İsterse imana sokar, isterse küfre sokar. İster izzete sokar, isterse zilletin karanlıklarında bırakır. Allah için bunlar güç olmayan şeylerdir. Şu an dünyanın neresini sayarsanız sayın. Zenginliğinden şımaran, kendini ilah gibi gören ama insanlara zulmetmeyen, firavuni duruşlarla, Karun misali hareketlerle ekranların karşısına çıkan bir adamı gördüğünüzde bu adam iman eder mi? Bunun ailesi içerisinde insanlar imana koşarlar mı diye sorduğunda diyeceğiz ki hasla ve kata iman etmezler. Ama belki biz görmeyeceğiz. O iman edilmeyeceği düşünülen Karun misalindeki adam servetini Allah yolunda harcayacak. Allah için bu çok basit. Serveti veren Allah, gücü iktidarı veren Allah, o gücün ve iktidarın nerede kullanılması gerektiğinde baskın güç Allah aldıktan sonra şahsın ne gücü ve önemi var ki? Allah'ın savurduğu yere gitmek zorunda. İşte bu akşam öyle bir adamdan bahsedeceğiz. Kısa anıtlarından alıntılar yapacağız inşallah. O yüzden bahsedeceğimiz şahısı Kureyş'in içerisinde alenade bir genç olarak ne olur görmeyin. Bedir oluyor, öne çıkıyor. Uhud oluyor, intikam ateşiyle öne çıkıyor. Hendek oluyor, dikkat edin Hendek oluyor. Müşrikler cesaret edemedikleri çukurun içerisine bir bakıyorlar ki İkrimen'in girdiğine daldığına şahit oluyorlar. Neden? Peygamber'e duyduğu kinden ve öfkeden dolayı. Ey Muhammed, benim babamı Amr'ı, Amr bin Hişam'ı sen zelil ettin. Küçük düşürdün. Abdullah İbni Mesud gibi çoban bir adamın elinde ölüme terk ettin. Diyerek Peygamber aleyhisselamdan intikam almak için hendeklere daldı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme ulaşmak onun tek hedefiydi. Ve öldürebilmek. Amr bin As gibi. Böyle bir adamdan bahsediyor. Mekke fethedilecek. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem orduyu harekete geçirdi. Kureyş bir araya geliyor. Diyorlar ki biz asla Muhammed'e ve ordusuna baş getiremeyiz. Onunla uğraşamayız. O zaman teslim olalım. Ne yapalım? Erkeklerimiz dağlara çekilsin. Hani böyle bir zilleti görmektense, böyle bir garabete şahit olmaktansa Mekke'yi terk edelim daha iyi. Herkes kabul ediyor. Kabul etmeyenlerden bir tanesi de İkrimedir. Kabul etmiyor. Babası gibi o anki küfründe inatçı. Peygamber aleyhisselama düşmanlığında inatçı. Asla diyor. Asla. Yaklaşık 200 tane arkadaşıyla beraber Mekke'yi savunmak için kanatları tutuyorlar. Allah'a hamdolsun ki Halid'in vesilesiyle kaçmak zorunda kalıyor. Bakın kaçmak zorunda kalıyor. Onu çok aslında dokunmak istemiyordum. Bedir'den kaçtı. Babasının cesedini dahi yerden alamayarak o meydanı terk etti. O yiğit geçinen adam. Kureyş'in süvarisi. En yalın güçlü adamlarından bir tanesi. Bedir'den kaçarak gitti. Uhud'dan kaçarak gitti. Hendek'ten Hazreti Ali radıyallahu anh'ın en büyük, en kavi düşmanın kellesini parçaladığını görürken Hendek'ten kaçarak gitti. Halid'in karşısına durdu. Yarım saat dayanamadı, kaçmak zorunda kaldı. Bu iş iman meselesiydi çünkü. Bu iş iman meselesiydi. Hatta rivayette şöyle bir şey geçiyor. Diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Uhud günü iki tane süvariye sahipti. İki süvarisi vardı. Müşriklerin tam 200 tane süvarisi, atlı birlikleri vardı. Müşrikler 3000 kişiydi. Resulullah'ın İslam ordusu 700 kişiydi. İki tane mücahit. 200 kişinin içerisine öyle bir dalıyorlar ki
Bunların içerisinde Halid de var. Bunların içerisinde İkrimah da var. Sağ kanadı Halid tutuyor, sol kanadı İkrimah tutuyor. İkisi de meydanı terk ediyorlar. İki kişiye boyun eğiyorlar. Bu güç iman meselesidir. Kılıcı kullanma meselesi değil. İman varsa Amr bin Cemut gibi adamın karşısında zelil olursun. Allah'a itaat varsa, tevekkül varsa güç ve iktidar sendedir. Karşındakiler Firavun da olsalar. Bu üç atların, kısrakların, üzerine bindiğin develerin, kullandığın mızrağın, giydiğin zırhın, kabilenin, devlet adamı olmanın, dil bilmenin geçmediği bir meydan. Bu iş iman meselesiydi. Ama gelin görün ki Mekke'den kaçtıktan sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki şu dört kişi dışında herkese dedi beraat veriyorum. Herkesi diyor affediyorum. Dört kişi hariç. Mescid-i Haram'ın perdelerine tutunduğunu görseniz de, örtülerine tutunduğunu görseniz de, af dileseler de, Allah deseler de, Allah'a itaat etme konusunda gayret gösterirseler de asla dedi, öldürün dedi. Bunlardan bir tanesi İkrimah. Babasıyla artık zikretmeyeceğiz. Babasıyla ne olur onu anmayın. İkrimah bin Ebu Cehil ne olur demeyin. Babasının fahşasıyla onu ne olur anmayın, yan yana koymayın. İkrimah Yemen'e kaçıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme eşi geliyor diyor ki ya Resulallah biz senin akrabalarınız. Ben sana iman ettim. Ailemin içerisinden iman edenler oldu. Allah rızası için senden eşimin beraat edilmesini, affedilmesini, onun serbest bırakılmasını istiyorum. Yani gelsin Mekke'de dolaşsın. İmanı için ona bir fırsat verin. Ne olur öldürmeyin. Peygamber aleyhisselam وَمَا أَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ayetinin tefsiri bir peygamber. O yeryüzüne rahmet olsun diye indirilmiş bir peygamber. Derdi sadece insanların kellelerini almak, onları öldürmek değil ki. Dedi ki ona dedi beraat verdim dedi. Dedi o da dedi affedilmişler arasındadır. Kadın hemen koştu. Yemen'e doğru gitti. Ebu Davud'da ve Nesai'de geçen bir hadis-i şerif var. Bakın İkrimah o sıra Yemen taraflarına doğru deniz yolculuğu yaparken daha rüzgar bir çıkıyor. Daha yolculuk yeni başlıyor. Rüzgar bir çıkıyor. Gemi tam alabora olacak. Geminin sahipleri şöyle söylüyorlar. Diyorlar ki ey insanlar ihlaslı olunuz. Yani Allah'a yöneliniz. Yani kaçışınız Allah'a olsun. Yani ilticanız Allah olsun. Yani yönünüz Allah'a olsun. Yüzünüz Allah'a dönsün. Allah için olun. Değilse bugün ilahlarınızın size hiçbir faydası yoktur deyince İkrimah'ın kafaya tabir yerindeyse bir şimşek çarptı. Dedi ki yahu dedi ben bundan dolayı kaçıyordum. Eğer ben denizden ihlaslı olarak kurtulacaksam karada beni kurtaracak olan da yine dedi bu ihlastır. Yani la ilahe illallah sözüdür. Allah'ım eğer benim kurtulmamı dilediysen ben dedi Muhammed'e gideceğim ve dedi ondan affımı isteyeceğim. Allah Azze ve Celle gemiyi sakinleştirdi. İkrimah geri döndü. Yol esnasındayken hanımıyla karşılaştı. Dedi ki ey amcaoğlu. Hanımı sesleniyor. Onun amcasının oğlu. Diyor ki ey amcaoğlum diyor müjdeler olsun. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem seni affetti. Allahu Ekber. El ele tutuşup Peygamber aleyhisselamın yanına giderlerken ne olur kardeşlerim. Şu sahneye dikkat edin. Peygamber aleyhissalatu vesselam yanında bulunan kardeşlerine dedi ki ey dedi insanlar İkrimah Müslüman ve muhacir olarak diyor yanımıza geliyor. Allahu Ekber. O dedi artık teslim oldu belli. Aynı zamanda Allah'a hicret ediyor. Allah'a kaçıyor. Onun yanında dedi babasına sövmeyin. Allahu Ekber. Onun yanında babasını anmayın. Onu babasıyla yan yana zikretmeyin.
Zira dedi ölülere sövmek dirilere eziyet verir. Allahu Ekber. Sen nasıl bir peygambersin Allahu Ekber. Sen nasıl bir edebe ve ahlaka sahipsin. Vallahi de sen senin söyleminle ahlakı tamamlamak için gelmiş bir peygambersin. Sakın dedi babasına sövmeyin. Yani şu sözü söylemeyin. Vay be. Lan İkrim'e Ebu Cehil gibi bir adamın cehenneme kütük olmuş bir adamın ailesinden senin gibi bir Müslümanın çıkacağını vallahi hiç hayal etmeyin. Demeyin ha bu sözü dahi söylemeyin. Değilse onu incitirsiniz. Değilse şeytanın sağdan yaklaşarak onu tekrar kapıp kaçırmasına neden olursunuz. Ölülere sövmeyin ki diriler bundan rahatsızlık duymasınlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanına zevcesiyle beraber geldiğinde ne olur yine dikkat edin. Diyor ki rivayette Abdullah bin Zübeyr, Peygamber aleyhissalatu vesselam bir anda Allah şeyin İkrimen'in üstüne atladı diyor. Üzerinde diyor gömleği yoktu. Gömleğini giymeye dahi fırsatı olmadan İkrime'ye diyor koştu diyor. Hoş geldin diyor ey süvari. Allah'a ekber. Hoş geldin ey süvari. Hoşuna gidiyor bu söz. Neden? Çünkü Mekke'deyken Kureyş'in süvarisiydi. Alıyor karşısına oturtuyor. Diyor ki ey Allah'ın Resulü beni diyor neye davet ediyorsun? Peygamber aleyhisselam başlıyor İslam'ın ahkamından, ahlakından. Ondan sonra ne diyor biliyor musunuz gençler? Diyor ki ey Allah'ın Resulü vallahi de sen içimizdeyken sözü en doğru olandın. Ve içimizdeki en hayırlı insan sendin. Allah'a emanet. Ama onu peygamberken göremedi İkrim'e. Hayatının ilk yıllarında bunu anlayamadı. Yani o yüzden diyoruz öyle bir ailede, öyle demokrasinin, laikliğin, cumhuriyetçiliğin yaşandığı bir ailede yetişti ki kafasına öyle cikciklerin izimleri işlendi ki peygamberin hakikatini göremedi. Kureyş içerisinde öyle bir bürokrasinin içerisinden çıktı ki Peygamber aleyhisselamın bu vasıflarına sahip olmasını bildiği halde Peygamber aleyhisselama yönelemedi. Demek ki bu da bir zaman meselesiymiş. Döndü dedi ki ben dedi Allah'a dedi yemin ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Sen de dedi onun peygamberi ve elçisisin. Deyince Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme yöneldi. Dedi ki ey Allah'ın Resulü bu sözlerin dışında başka ne söyleyeyim? Söylemem gereken sözler var mı? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki La ilahe illallah Muhammedur Resulullah sözünü söyle. Bu bir. İkrime dedi ki başka dedi ki Allah'ı ve buradakileri şahit tutarak Allah'ı ve buradakileri şahit tutarak de ki ben Müslümanım muhacirim ve mücahidim. Üç şey söylüyor. Ben Müslümanım ben hicret eden muhacirim. Peygamber aleyhisselam ona bir rota belirliyor. Ben de diyor mücahidim de. İkrime diyor ki bunları da kabul ettim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki şimdi ne istersen benden insanlara vermiş olduğum şeyleri senden asla kısmayacağım. Ne istersen kabulümdür. Ne isteyebilir sizce? Ey Allah'ın Resulü Mekke'yi fethettiniz. Evim yok, arabam yok, atım yok. Her şeye el konulmuş. İş yerim yağmalanmış. Dükkanlarımı bana tekrar geri teslim et. Tarlamı geri ver. Yok. Allah Resulü Aleyhisselam'a dönüyor. Diyor ki ey Allah'ın Resulü. Sana yaptığım bütün düşmanlıkların. Sana yaptığım bütün düşmanlıkların. Şirkin yayılması ve üstün gelmesi konusunda attığım her adımın. Senin yüzüne karşı ve senin arkanda söylemiş olduğum her kötü sözün affedilmesi için dedi Allah'tan benim için yardım iste. Allahu Ekber. Bakın sana düşmanlığım, şirkin yayılması için attığım her adımın ve senin bazen yüzüne bazen de arkandan söylediğim her sözün affedilmesi için Allah'a dua et deyince Peygamber aleyhisselam affedilmesi için dua eder. İkrime radıyallahu anh der ki razı oldum ya Resulallah. Şimdi ne olur mücrimlerin, günahkarların tevbe ettikten sonra yapmaları gereken, örnek alınması gereken bir şeyi söyleyeceğiz. İleride bitiriyormuş Allah. Dedi ki razı oldum ya Resulallah. Amma dedi. Amma. Allah'ı şahit tutarım. Sen de şahit ol. Tarih de şahit olsun.
Tarihi tutan kalemler de şahit olsun. Allah'ın kullarını Allah'ın yolundan çevirmek için harcadığımın iki katını Allah yolunda harcamadıkça. Anladınız mı? Tekrarlıyorum bakın. Allah'ın kullarını Allah'ın yolundan ayırmak için harcamış olduğum, vermiş olduğum mücadelenin iki katını harcamadıkça. Allah yolundan çevirmek için yaptığım savaşların iki katıyla savaşmadıkça. Ben dedi, asla geri durmayacağım. Asla dedi. Ve sonra işte o mübarek hayatının içerisindeki akışları geçeceğim. Mübarek Yermuk Savaşı'na, muharebesine doğru koştu ve Rabbim ona şehadeti nasip etti. Şimdi güzel kardeşlerim, özellikle tevbeden sonra ben ne yapmam gerekir diye soranlara Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin güzide arkadaşı İkrim'e cevap verdi. Dedi ki, dün dedi şirkin, küfrün, malayaninin, fuhşiyatın, haramların içerisinde ne kadar çalışıyorsam iki katını çalışacağım. Ne kadar bu yeryüzünde adamı küfre soktuysam o kadarının imana girmesi için mücadele edeceğim. Ne kadar adamı harama alıştırdıysam, ne kadar insanı günahın içine soktuysam o kadar insanın günahtan kurtulması için çalışacağım. Ölçü buymuş abi. Ölçü buymuş. Ve sonra da dedi ki temizlenmenin reçetesi. Müşrikler özellikle Kureyş'in uluları bir araya geldiklerinde dediler ki bu kadar cürüm işledik. Nasıl kurtuluruz? Dediler ki Allah yolunda cihad edip şehit olarak. O da bunu tercih etti. Peygamber aleyhisselam o rotayı göstermişti. Ve o meşhur Yarmuk Savaşı, Rumlarla yapılan Şam'daki çok büyük bir savaş. Halid bin Velid'in komutasından ordu Rumlarla savaşırken Halid bin Velid bir baktı ki İkrime radıyallahu anh pervasızca düşmana karşı saldırıyor. Pervasızca ama. Dikkat edin şimdi. Pervasızca saldırıyor. Ya dün sen Bedir'den kaçmıştın. Babanın cesedini dahi alamadın. Uhud'da da yeter ya bu 70 tane Müslümanın kellesini aldı. Yeter, 71. ihtiyacımız yok deyip Ebu Sufyan'la beraber yaka paça ortadan kaçtınız. Hendek'te kaçtın. Mekke'de kaçtın. Şimdi bu erkeklik nereden? İmandan. Bu güç nereden? İmandan. Bu şecaat nerede? İmandan. Seni şu an oraya koşturan Rum diyarlarının içerisinde Rum askerlerine saldırtan güç Allah şimdi. Pervasızca koşuyor. Halid engel oluyor. Diyor ki İkrime, senin gibi diyor bir komutanı diyor kaybedersek ordu diyor dağılabilir. Ordu sıkıntı görebilir. Halid'e dönüyor diyor. Ey Halid diyor çekil kenara diyor. Çekil başımdan. Tabir yerindeyse. Senin diyor peygamberle mesain benden şu an daha fazla. Sen benden önce iman ettin. Sen daha büyük hayırlara imzalar attın. Ben dedi şirkin içerisindeyken, küfrün içerisindeyken nasıl savaştıysam bundan daha cesaretli, bundan daha atılgan bir şekilde diyor savaşacağım. Bir anda ayağa kalkıyor diyor ki ey insanlar, ölümüne diyor benle diyor beyatlaşacak olanlar var mı? Cesarete bakın şimdi Müslümanlar. Dün yaşamak için savaşıyordu. İman ettikten sonra ölmek için savaşmaya başladı. Dedi ki benle beraber ölüme koşacak olanlar var mı? 400 kişi onunla beyat etti. 400 kişi. İçlerinde amcası da var. Yani kayınpederi aslında. 400 kişi iman etti, beyat ettiler. Öyle savaştılar ki artık Yarmuk Savaşı elhamdülillah Müslümanların zaferiyle şenlenirken bir baktılar ki yerde takatten, güçten kesilmiş 3 tane yiğit adam var. Serpe yatıyorlar. Rivayetlerde şöyle geçiyor. Biz diyor İkrime'nin üzerinden tam 70 tane ok ve kılıç yarası saydık diyor. 70 tane ha. 70 yerinden bıçaklanmış gibi düşünün. Bir baktık ki diyor yerde 3 tane insan takatsiz bir şekilde yatıyor. Bunlardan biri Haris bin Hişam radıyallahu anh. İkrime'nin amcasıdır. Ebu Cehil'in kardeşidir.
Allahu Ekber. İkincisi Ayyaş bin Ebi Rebi'a, üçüncüsü de İkrimedir. Takatsiz bir şekilde yatıyorlar, yani artık gidiciler. Haris kendini toparlıyor, su istiyor. İnsanlar bir yudum hani su içsin de alemlerin Rabbi olan Allah'a bu arzusuyla kavuşsun deyince Haris'in gözlerinin içine İkrim'e yerde bakıyor. Yani suyu ben istiyorum. Haris diyor ki suyu diyor İkrim'e ver. İkrim'e koşuyorlar. Bir bakıyor ki Ayyaş gözlerinin içine bakıyor. Yani ben de susadım ha. Hepsini bitirme. Demek ki artık ölüm acısı yavaş yavaş için yanmaya başlıyor. Yediği darbeler, düşünsenize 70 yerlerinden yaralanmıştır. İkrim'e diyor ki suyu diyor Ayyaş'a verin. Suyu götürdüklerinde bir bakıyorlar ki Ayyaş bin Rebi'a alemlerin Rabbi olan Allah'a teslim olmuş. Firdevs cennetinde inşallah kana kana içiyordur. Koşuyorlar bu sefer ilk suyu isteyene. Bir bakıyorlar ki o da alemlerin Rabbi olan Allah'a kavuşmuş. Diyorlar bari İkrim'e, İkrim'e de belki onlardan önce Allah Azze ve Celle'ye canını teslim etmişler. Elhamdülillah. Şimdi düşünsene ey Müslüman. Zilletten izzete. Günahların kirlerinden şehadetin temizliğine. Allahu Ekber. Peygamber aleyhisselam Ümmü Seleme'ye döndü, dedi ki yaşadığı süreçte, yani İkrim'e iman ettikten sonra dedi ki ey Ümmü Seleme, rüyamda Ebu Cehil'in cennette olan dedi bir hurma dalını gördüm dedi. Ebu Cehil cennette bir hurma ağacından bir salkım veya bir dalı olacak ha. Ne zaman ki iman ediyor İkrim'e, Allah Resulü diyor ki ey Ümmü Seleme, anladım ki diyor o hurma ağacı ya da hurma dalı ya da hurma salkımı İkrim'eymiş. Allah'a bekler. Manşetlere yazın gençler. Ebu Cehil'in oğlu İkrim'e şehit oldu. WhatsApp'larınızla paylaşın. Küfrün önderinin oğlu şehit oldu. Alnınızın ortasına yazın. Her masiyet sahibinin bir gün Rabbine döneceği gün olabilir. Her facirin temizleneceği bir an olabilir. Ne olur Allah'tan ümidinizi kesmeyin. Ne olur Allah'a yönelin. Ve Allah'tan yardım isteyin. Ve ne olur? Biz şunu da biliyoruz. Gözümüzü buna kapatmadık. Bir kazanıyoruz ama binler kaybediyoruz. Bir kişi la ilahe illallah diyor, seviniyoruz ama onlarca Allah'a ve Resulüne düşman olarak ölüyorlar. Bunu da biliyoruz. Küfrün ve şirkin dehlizlerinden bir kişi çıkıyor. İslam'ın nuruna koşuyor ama İslam'ın nurundan kaçıp secdelerini bırakıp Allah'a isyan eden gençlere de biz şahidiz. Başörtüsünü çıkartmayı, üzerindeki cilbabı atmayı, dar pantolonlar giymeyi, haram sözler söylemeyi, Allah'a ve Resulüne isyan edecek cümleler kuranları ve tertemiz dimağları, zihinleri çelmek için gayret gösteren kendi gençlerimizi de tanıyoruz. Onları da görüyoruz. Onlara da şahidiz. Bu da ne acı. Birler kazanıyoruz, binler kaybediyoruz. Birler geliyor, binler çıkıyor saflarımızda. Ama ümit varız. Vallahi de ümit varız. Billahi de ümit varız. Allah Azze ve Celle dün iman edip salih amel işleyenlerin önündeki kapıları nasıl açtıysa, bizler hak edersek, Allah Azze ve Celle de üzerimize kapalı olan bütün kapıları açacaktır biiznillah. Geceniz mübarek olsun. Akıbetiniz hayır olsun. Cennetiniz inşallah Firdevs-i Ala olsun. Allah'ın selamı,
rahmeti İkrime'nin üzerine olsun. Hanımının üzerine olsun. İkrime üzere yol yürüyüp de tevbe edenlerin üzerine olsun. Allah Azze ve Celle sizleri ve neslinizi korusun. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.